Batı Asya'da yenilgiye uğrayan Amerika ve İsrail'in hedefinde Astana üçlüsü var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'deki son gelişmeler üzerine önemli uyarılar yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı yaptığı basın açıklamasında kışkırtmalara ve tertiplere dikkat dedi. Devlet yöneticileriyle görüştük. ABD emperyalizmi Batı Asya'da yenilmiştir ve İsrail güç durumdadır. Tek çareleri Türkiye ile Suriye, İran ve Rusya'nın arasına fitne sokmak ve fesat girişimlerinde bulunmaktır. Bu tür süreçlerde fitne girişimlerini boşa çıkarmak, kışkırtmalara düşmemek, duygusal tepkilerden uzak durmak, toplam olarak stratejide kararlılık ve devlet aklı şarttır. Bir iki gün sonra... Perinçek çatışma yerine diyaloğa dikkat çekti. Çözümünse Suriye devletiyle doğrudan görüşmede olduğunu kaydetti. Or or Suriye ile Rusya veya İran üzerinden değil, doğrudan doğruya Suriye hükümeti ile ilişki kurmak artık zorunludur ve kaçınılmazdır. Hükümetimiz PKK'yı süpürme stratejisi yerine PKK'yı bitirme stratejisine geçmelidir. Bölücü terör örgütü öncelikle Suriye hükümeti ve ordusuyla ortak çalışmayla bitirilir ve bitirilecektir. Perinçek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de dikkat çekerek Türkiye olarak Rusya ve İran'la birlikte Suriye ordusunun kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmalıyız ifadelerini kullandı. Başkan yardımcımız, başkan... Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin milli hedeflerine ancak Karadeniz'den Umman Denizi'ne uzanacak bütünlüklü bir stratejiyle ulaşılabileceğini söyledi. Kırım, Karadeniz, Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak'ın kuzeyi, Filistin ve Kudüs'ten Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ne kadar uzanan cephede ABD ve İsrail tehdidine karşı bütünsel bir strateji kurmak ve hayata geçirmek devlet aklının gereğidir milli hedeflerimize ancak böyle ulaşırız